Evet, çok değerli Genel Başkanım, Türk işimizin çok değerli yöneticileri, çok değerli sendikalarımızın genel başkanları, değerli eski genel müdürüm, iş kurumumuzun çok değerli genel müdürü, Kütahya Şeker Fabrikamızın çok değerli genel müdürü, değerli hocam, değerli arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sendikamızın çok değerli yöneticileri, saygıdeğer delegeler, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikamızın 22. olağan genel kuruluna hepiniz şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Sizi Anadolu gibi yüreği büyük, mücadelesi onurlu, varlığıyla güç veren ailemizin kıymetli fertleri, değerli yol arkadaşlarım. Selam olsun hepinize. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Bugün Şeker İş ailesi olarak yeni bir dönemin daha kapılarını hep birlikte açacağız. Genel kurulumuzun başta siz değerli mücadele arkadaşlarım olmak üzere Türk İşçi Hareketi'ne, sektörümüze, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sanayimizi emeği ve gayretiyle var eden gıda ve şeker çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Kıymetli yol arkadaşlarım, biliyorsunuz biz bu yolculuğa çıkarken camiamızın emek, yürek, akıl okuyan büyüklerinin, duayenlerinin ışığı sayesinde önümüzü gördük. Menzile varmak için çıkılan bu yolda nice hayatların memleket topraklarına ve sanayimize adandığına şahit olduk. Bu inanç ve azim ki bizleri bugünlere getirdi. Geleceğimizi ve şu anı borçlu olduğumuz tüm kurucu liderleri, büyüklerimizi, önderlerimizi, sendikamızın değerli eski genel başkanlarını, şube başkanlarını, çalışanları ve emeği geçen herkesi saygıyla ve minnetle anıyorum. Hizmetleri münasebetiyle en derin teşekkürlerimi iletiyor. Bugün aramızda olmayanlara yüce Allah'tan rahmet, sağ olanlara ise esenlikler diliyorum. Saygıdeğer konuklar, değerli arkadaşlarım. Hepinizin bildiği gibi salgın öncesinde başlayan, bugün ise varlığını kuvvetle hissettiğimiz bir çağ değişiminin tam ortasındayız. Ezberleri bozan bu dönemde iklim değişikliğiyle yer kürenin dinamiğini değiştirirken büyük göç dalgaları ve metropolleşmeyle de insan hareketlerinin adeta ritmi hızlanmıştır. Bilgi devrimine giden yolda bildik hiyerarşik modeller çökmüş, diğer taraftan yepyeni iletişim teknolojileri hayatımızı değiştirmiştir. Yaşamın her alanında dijitalleşme süreci pandemiyle 5-6 yıl daha öne çekilmiş, yapay zeka kullanımı çok daha farklı bir evreye ulaşmıştır. 21. yüzyıla damgasını vuran pandemi, yaşama farklı bir deneyim, farklı bir hayat algısı katmıştır. Bir virüs öğrettikleriyle insanoğlunu evrenle ve kendisiyle yüzleştirmiş, kısacası hayatı yeniden dönüştürmüştür. Öte yandan salgın yarattığı ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunları düzeltmek için bir fırsatlar iklimi de yaratmıştır. Öncelikle sosyal hukuk devletinin önemi yakinen idrak edilmiştir. Şu bir gerçek ki, yaşanan pandemi sadece sağlığımıza yönelik bir tehditten ibaret kalmamıştır. Ekonomiden eğitime, çalışma hayatından temel sektörlere kadar pek çok alanda etkileme gücüne sahip olmuştur. Buna karşın devletler ise eş zamanlı sürdürdükleri proaktif politikalarla salgının nüfus alanlarına odaklanmışlardır. Burada önemli olan konu şudur. Gelişmiş ülkeler bu zorlu süreçte 30 yıl sonrasına dair
hedef yönetimlerini yapılandırmış, COVID-19 sonrası döneme göre pozisyon almışlardır. Nitekim bulunduğumuz çağ itibariyle tek boyutlu kartopu etkisi geride kalmış, artık dinamik, çok boyutlu kelebek etkisi dönemine geçirmiştir. Değerli arkadaşlarım, kıymetli delegeler, gelinen aşamada küreselleşme, ulus devlet, güvenlik ve özgürlük arasındaki denge gibi kavramların yeniden tanımlandığı bir dönemdeyiz. 21. yüzyıl adaletsizlik, eşitsizlik, savaş, göç, mülteci krizi virüslerini yaymaya devam ederken birçok sorunu da derinleştiriyor. Uluslararası sistemin başarısızlığını Suriye'de görüyoruz, Irak'ta görüyoruz. Siyasi kaosla birlikte Yemen'de ve Somali'de, Filistin sorununda dünyanın birçok yerinde görüyoruz. 30 yıl içerisinde özellikle son 6 yılda dünyada 4 milyon sığınmacıya tek başına barındıran ülkemizi düşünün. Uluslararası sistemin başarısızlığı karşısında her defasında tek başımıza mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Gelinen noktada mevcut küresel düzenin dayandığı temel ilkelerin dinamiklerini değiştirmek konusunda oldukça geç kaldığımızı görüyoruz. Diğer taraftan biliyoruz ki Arap isyanının 2011 yılında patlak vermesinden bu yana pek çok küresel aktör Türkiye'yi ötekileştirmek ve tecrit etmek için önemli bir çaba harcamıştır. Somali, Libya, Katar, Suriye ve Karabağ gibi çok sayıda bölgesel krizde askeri gücünü kullanarak müdahale ederek sahadaki dengeleri müttefikleri lehine değiştirmişlerdir. Türkiye son 10 yıldaki bütün engellemeler ve ötekileştirmeler gölgesinde uluslararası diplomasisini yürütmüştür ve yürütmeye devam edecektir. Nitekim Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, Somali ve Afganistan dosyaları ancak bu siyaset tarzıyla anlaşılabilmektedir. Bu süreçten geçerken yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve gittikçe artan diğer ayrımcılık türlerine karşı tetikte olmamız gerektiğini de bir kez daha anlaşılmıştır. Yakın coğrafyamızın tehditleriyle uğraşmanın kaçınılmaz yolu bölgesel denklemlerde Türkiye'nin var olmasıdır. Kendi kendine yetme ile uluslararası dayanışma arasında denge gözetilmeli, küresel güç siyasetinin sahnesinde yer almalı, Türkiye'nin rolünün mutlaka ve mutlaka farkında olmalıyız. Türkiye'nin yeni hikayesinin ne olduğunu ve nasıl anlatmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Ünlü bir düşünür diyor ki, bir adam hangi limana gittiğini bilmiyorsa hiçbir rüzgar elverişli değildir. Rüzgarın nasıl estiğinden öte kanatlarımızı nasıl açtığımız önemlidir. Dünü kurtarmak için bugünü kurtarmak için de geleceğimizi feda etmememiz gerekmektedir. Dış politikanın yanı sıra mevcut konjektürde ülkemizin odaklanmasına ihtiyacı giderek büyüyen meseleleri de vardır. Bunlar iklim krizinden biyoteknolojiye, blockchain'den uzay madenciliğine, çalışma hayatından hukuka kadar birçok konuya uzanmaktadır. İşte bizleri asıl potansiyelimizdeki güce ulaştıracak olanlar da bunlardır. Önce fotoğrafın tamamını görmeli, sonrasında eksik taraflarımızı yapılandırmak için çalışmamız gerekmektedir. Keza geçtiğimiz günlerde bir politikasızlık gerçeğinin büyük bir acısını yaşadık. İklim değişikliğine yönelik hazırlıksızlığımız yaklaşık 84 bin hektarlık ormanımızı, nice canlarımızı, orman işçilerimizi yitirmemize neden oldu. Aynı şekilde sel felaketi yüreklerimizi dağladı. Hayatını kaybeden ve vatandaşlarımıza, şehit orman işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Burada önemli olan uygulanabilir yol,
yöntem ve eylem planlarını önceden tayin etmek, çok geç kalmadan harekete geçebilmektir. Değerli arkadaşlarım, çok değerli delege kardeşlerim, değerli misafirler, değerli basın mensupları. Tecrübe bir gözlüktür. Onların sayesinde görmediklerimizi görür, az gördüklerimizi daha iyi görürüz. Farklı olandan korku, bize benzemeyenden nefret, rakiple diyorla yerine pusu, merak yerine biat, bilgi yerine kanaat ve özgürlük yerine taklit, toplumumuzda büyük yaralar açan bu zafiyet alanlarını iyileştirmek zorundayız. Güven ve istikrar gölgesinde ayakları yere basan, sağlam basan, çözümlerle ilerlemek için toplumsal değişim ve dönüşümü hedeflemeliyiz. Öncelikle hiçbir problemi halının altına süpürmeden yapısal tedbir ve hedeflerle donatılmış reform uygulamalarını mutlaka ve mutlaka hayata geçirmeliyiz. Bu atılımlar zincirinde ülke olarak hukuk ve eğitim alanlarından başlamalıyız. Bakın, son verilere göre hukukun üstünlüğü endeksinde ülkemiz 128 ülke içinde 107. sırada yer alıyor. Diğer taraftan OECD ülkeleri öğrencilerine uygulanan PISA testi sonuçlarına göre de 37 OECD ülkesi arasında sondan 6. sıradayız. Türkiye gibi birçok sorunun bir anda yaşandığı bir ülkede yapısal reformlar ekonomiyle sınırlı kalmamalıdır. Sistemin tümünü kapsamak zorundadır. Buradan hareketle Türkiye'nin ihtiyacı olan yapısal reformlar siyasal, sosyal ve ekonomik olmak üzere 3 ayak üzerine inşa edilmek mecburiyetindedir. Odak noktası olan ekonomi alanına baktığımızda ise sorunlar maalesef kronik bir hal almış vaziyettedir. Biz çalışanların yakinen hissettiği yüksek enflasyon yanında işsizlik, sistemin yeni iş yaratmadaki yetersizliği, gelir adaletsizliği, TL'nin değer kayıpları, sürekliliği ve açık vermeden büyüyememe sorunu ciddi meseleler olarak karşımızda durmaktadır. Resmi verilere göre 2013 yılında kişi başı milli gelirimiz 12.480 dolarken 2020 yılında yaklaşık 8.600 dolarlara kadar düşmüştür. Yani gelirlerimiz son 7 yılda %30'a yakın gerileme kaydetmiştir. Bakıldığında 2013 yılında kişi başına ortalama yıllık gelirde bugüne kadar ulaşabildiğimiz en yüksek seviyeyi yakalanmıştır. O tarihe kadarki dolar TL kuruna neredeyse bir sabitleşme olduğu görülmektedir. Bu noktada özellikle 2003 ile 2009 yılları arasında kişi başına gelirde yaşanan artışın nedenleri doğru anlayabilmek çok önemlidir. Hatırlarsanız o dönem güçlü ekonomiye geçiş programlarıyla birlikte önemli adımlar atılmıştır. Dönemin en önemli özelliği ve önceki dönemden farklılığı beklentilerin olumlu hale gelmiş olmasıydı. Türkiye 2010 yılından itibaren bu yükseliş ivmesini kaybetmeye başladı. AB'ye tam üyelik idealinden kopuş, risk priminin yükselmeye başlaması, gerekli yapısal reformların yapılamaması, Merkez Bankası ve düzenleyici, denetleyici kurumların denetim ve şeffaflık sıkıntısı gibi pek çok alanda bozulmalar yaşandı. Ekonomide başlayan bu sorunlara sosyal ve siyasal alandaki bozulmalar eşlik etti. Kısacası 2005-2017 arasında dünya kişi başına gelir ortalamasının üzerine çıkmayı başardık. 2018 yılı sonrası ortalamanın oldukça gerisine düştük. Uzmanların deyimiyle Türkiye'nin 2003-2020 arasında yaşadığı bu gelişme önce zenginleştiren, sonra yoksullaştıran büyüme serüvenini işaret ediyor. Bugün bizim milli duruşumuzla, kendi politikalarımızla yeniden zenginleştiren bir büyüme modeline dönüş yapmamız gerekmektedir. Bunu ülkemiz, insanımız ve geleceğimiz için başarmak zorundayız. Türkiye siyasal alanda yapması gereken yapısal reformlara şüphesiz
anayasa değişikliğiyle başlamak durumundadır. Bu noktada malumunuz ülkemiz anayasa değişikliği gündemine yönelik olarak sendikamız çalışmasını tamamlamıştır. İlgili çevrelerin bilgilendirmesi sağlanmıştır. Bizim toplum yararına sendikacılık anlayışımızda sistem tercihinden daha çok kabul edilen sistemin ülkemizin bünyesine ne derece uygun olup olmadığı şeklindedir. Hangi sistem olursa olsun devletin yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarından her birini diğerine öncelikli tutmaksızın etkin ve bağımsız bir yapılanmanın vatanımızın açısından bir fırsat olacağına inanıyoruz. Bu nedenle etkin ve güçlü bir yasamanın, tam tarafsız bir bağımsız yargının, hızlı ve etkili idare anlayışına sahip yürütmenin önemi üzerinde ısrarla duruyoruz. Nitekim demokrasi yaşadığımız çağın alternatifsiz devlet sistemidir. Demokratik katılımın daha da güçlendirilmesi ve seçimleri de aşan demokratik uygarlığın gerekleriyle zenginleşen bir yapıya dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yasama faaliyetine sivil toplum kuruluşları mutlaka daha aktif katılmalıdır. Tasarı hazırlama ve teklif sunma aşamalarında tam katılımı sağlanmalıdır. Yeni anayasanın bir toplumsal sözleşme niteliğinde olması isteniyorsa oldukça geniş bir çevreyi içine alan katılımcı bir usulle hazırlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra sosyal hukuk devleti toplumdaki eşitsizlikleri özgürlükler içinde gideren fonksiyonlara sahip olmalıdır. Sosyal hakların, sendikal hak ve özgürlüklerin ve örgütlenme özgürlüğünü geliştirecek bir anlayışla sivil toplumun özelliği anayasada mutlaka tanımlanmalıdır. Kamu işyerlerinin ve kamu denetiminde kamu hizmeti gören işyerlerinin insan hakları ve sosyal hakların uygulandığı örnek işyerleri olduğu açıkça anayasada yer almalıdır. Bu işyerleri sendikal örgütlenmenin bulunmadığı ve toplu pazarlık hakkının kullanılmadığı bir yer olmamalıdır. Örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi zorunluluğu kamuya mutlaka getirmelidir. Sonuç olarak anayasa sık sık değiştirilen ayrıntılı düzenlemelerden uzak, kişi hak ve hürriyetlerinin teminatı olacak modern bir anayasa olmalıdır. Anayasa Türk milletinin tamamını kucaklayacak nitelikte çoğulcu esasa dayanmalıdır. Biliriz ki istikamet insanın pusulasıdır. Bu bakış açısıyla ülkemiz terörle mücadelede keşfedilen yeni rezervler, savunma stratejileri örneklerinde olduğu gibi geçtiğimiz iki asrın tecrübeleri ışığında ilerlemelidir. Potansiyelini tam anlamıyla harekete geçirmek mecburiyetindedir. Tüm imkanlarını sonuna kadar kullanmalıdır. Bizler bu muhteşem coğrafyada genç ve dinamik bir nüfusa, nitelikli insan kaynağına, elverişli topraklara, serbest niteliğinde üretim kuruluşlarına sahibiz. Kronik sorunlarımızı bertaraf edecek gücümüz, inancımız var. Kararlılıkla harekete geçmemek için hiçbir bahanemiz yok. Çünkü hırçın dalgalar sadece bizi değil, tüm dünyayı etkiliyor. Ülkemiz bu iklimde var olan sorunları önce kabul etmeli ve yüzleşmeli, akabinde çözüm yollarını tayin etmelidir. Bu yolculukta olmazsa olmamız birlikte kol kola hareket etmektir. Üreticisinden sanayiciye, akademisyeninden sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesim eline taşın altına koyma sorumluluğuna verilmelidir. Geleceğimiz için Şeker İş ve Teşkilatı bu sorumluluğu yerine getirmeye sonuna kadar hazırdır. Değerli konuklar, değerli arkadaşlarım, çok değerli delegeler. Bilirsiniz, anlamlı bir kıssadan hisse var.
Bir gün köylüler yağmur duasına çıkmaya karar verir. Toplanırlar, bakarlar ki duaya işlerinde sadece bir çocuk şemsiye ile gelmiştir. İşte buradaki çocuk inancın timsalidir. Şartlar ne olursa olsun bir işi, bir görevi, bir hizmeti inanarak yapmak, hakkını vererek yerine getirmek asil meseledir. Bizler 58 yıllık geçmişimizin getirdiği sorumlulukla her adımımıza inanarak attık. Ülkemiz ve çalışma hayatımızı ilgilendiren gelişmeler karşısında çalışma koşulları ve zorlu yaşam şartlarının aşılmasında üstümüze düşen sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Eğitimden milli dayanışma kampanyalarına kadar ülkemiz sorunlarına merhem olabilecek her çalışmaya omuz vermeyi kendimize görev bildik. Toplum yararına hareket sendikalacılığı anlayışımızla gıda güvenliği temelinde kamu sağlığını koruma ve bilinçli tüketim hakkının tüketicilerle buluşturulmasına öncülük ettik. Gıda sanayinde alın teri döken kardeşlerimizin hak ve hakkaniyet mücadelesine omuz verdik. Kamuoyunu ve üyelerimizi araştırma, geliştirme, basın, yayın, akademik ve hukuki çalışmalarla zenginleştirmeyi amaç edindik. Uluslararası işbirliği ve bilgi alışverişine önem verdik. Şeker sektörünü tümüyle çıkmaza sürükleyen şeker kurulunun kapatılması kararına karşın yasal yola başvuran tek kurum olduk. 2017 yılından bu yana ise bakanlığa bağlı şeker dairesinin uzman ve bağımsız bir kurul bünyesinde yeniden oluşturmasının mücadelesini vermeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Diğer taraftan ülkemizde nişasta bazlı şekerler olsun, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar olsun, mücadele farkındalığı yaratan tek sendika olarak çocuklarımıza sağlıklı yarınlar bırakmak amacımızı elden bırakmıyoruz. Yaşanan son gelişmelere bakıldığında 16 yıldır bir fiil süren nişasta bazlı şeker mücadelemizin bugün halkımıza mal olduğuna şahit oluyoruz. Bu noktada belirtmeliyim ki Konfederasyonumuz Türk İş ve Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'ın büyük desteğiyle gelinen aşamada ne denli kıymetli bir dönüşüme hizmet ettiğimizi görüyoruz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Mevlana'nın dediği gibi asıl mesele günün adamı olmaya çalışmamak, hakikatin adamı olmaya çalışmaktır. Çünkü gün gelir bir gün değişir belki fakat hakikat asla değişmiyor. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz 2000 yılında başlayan şekerde özelleştirme sürecinin her bir döneminde olduğu gibi 2018 yılında ciddi bir mücadele verdik. Türkiye'de şeker meselesinin sadece bir sektör girişimi olmadığını, gelecek meselesi olduğunu hiç durmadan haykırdık. Tecrübeyle sabit olan gıda özelleştirme başarısızlıkları karşısında şeker fabrikalarında çalışanların dik duruşu adeta kamuoyuna mazhar oldu. Mücadelemizde imza kampanyasından toplumsal mutabakat tutanaklarına, kamuoyu araştırmasından TV programlarına, mitinglerden basın açıklamalarına, sempozyumlara, yayınlara, paydaş işbirliğine, raporlara, hukuksal girişimlere kadar birçok cephe vardı. Ve bu cephelerde sadece bizler değil, milyonlar bu girişim karşısında set oluşturdu. Diğer yandan siyasetten her bir çevrenin bilgilendirilmesi sağlandı. Çünkü bu mesele tek bir tarafın değil, Türkiye'nin meselesiydi. 20 yıldır özelleştirme programında yer alıyor olmak şeker sanayini sadece soğutmadı. Adeta fabrikaların ve dönen devasa çarkın buz tutmasına neden oldu. Böylesi bir şartta o buzu eritmek için yaktığımız ateşin, mücadelenin ve özverinin ısısıyla bir sektöre hayat verme gayretini hiç kaybetmedik. Hukuka olan inancımızı hep serin tuttuk ve her bir adımın bu yolda ilerlemesini istedik. İşi mutfağında olan bizler
vitrinde sunulan yanlışlıklar karşısında hiçbir zaman sessiz kalmadık. Özelleştirme tarihinde görülmemiş bir hızla 36 güne sıkıştırılan girişimde meselenin sadece bir yüzü değil, 2, 3, 4 ve hatta o kadar çok yüzüyle mücadele edilmiştir ki mesela bunlardan biri devir öncesinde alıcılar lehine rant aktarımının ününe geçilmiş olmasıdır. Üretim odaklı bir ihale tasarımının uzağında işletilen süreçte sendikamızın çalışmaları neticesinde özelleşme idaresince zeyinnameler hazırlanması sağlanmıştır. Böylece pek çok fabrikanın özelleştirme kapsamındaki arazi miktarları neredeyse yarı yarıya düşürülmüştür. Hatta ve hatta bu süreçte bir şeker fabrikası ihalelere dahi girmeyen bir sermaye grubunun şirketine devredilmiştir. Çok yazık ki şeker özelleştirmesi işte böylesi bir hukuk cinayetini bile yaşamak zorunda bırakılmıştır. Nitekim bizim sürecin başından itibaren defaten altını çizdiğimiz konular vardır. İşin ehli olmayanlara teslim ettiğini şeker fabrikaları üreticiyi mağdur eder. Çalışanı mağdur eder. Özelleştirilen fabrika daha yüksek karlılık için, kota kaybını engellemek için, teminatları korumak için çalışacaklardır. Bu amaçlarla özelleştirme sözleşmelerinde belirlenen şartlar hukuksuz, usulsüz ve haksız bir biçimde çiğnenebilir. Bakın bugün ne oldu değerli arkadaşlarım, değerli misafirler, değerli katılımcılar. Bunların hepsi ama hepsi tek tek gerçekleşti. Örneğin düşük üretim yapan fabrikalar kotalarını kaybetmemek adına mücbir sebep kisvesi altına sığındılar. Özelleşme idaresi de bu anlamda sorumluluğunu yerine getirmediği gibi son derece düşük gerçekleşen üretimle ilgili mübir sebep halini kabul etti. İşte bugün yine biz çalışanlar yaşanan denetim ve sürdürülebilir problemleri karşısında mücadele veriyoruz. Her bir yanlışı hukuk yoluyla bertaraf etmeye çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Dahası 10 fabrikanın üretim şartı 31 Ağustos 2023 tarihinde bitiyor. Bu fabrikaların üretimden çekilmeleri halinde bizleri nasıl bir fotoğraf bekliyor bilmiyoruz. Bilmesi gereken bir gerçek var ki o da bizlerin sadece kendi aynalarımızdan dünyaya bakmadığımız gerçeğidir. Yüzlerimiz Türkiye'nin aynasına dönük ve bizler katılımcılığı esas alan akılcı, dengeli, gerçekçi adımlarla sektörümüzün güvenli yarınlara teslim edilmesini istiyoruz. Çünkü dünya şeker sektörü her zaman olduğu gibi hedefler koyuyor. Bu hedefleri uygulama yolunda hızla ilerliyor. Bu hedefler ki insan sağlığını, yaşam kalitesini ve doğayı merkeze alan gıda güvenliğinden enerjiye, dijitalleşmeye kadar uzanan tedarik zincirinin her noktasında kendini gösteriyor. Ülke politikaları tarafından beslenen bu gelişmeler sektörde sürekli bir değişim ve dönüşümü de beraberinde getiriyor. Sürdürülebilir üretim, gıda güvenliği, sanayi ürün çeşitliliği, entegrasyon, dijitalizasyon konuları bu noktada öne çıkan ana eksenleri oluşturuyor. İşte tüm bu gerçekler karşısında biz ülke olarak halen şekerde sürdürülebilirlik meselesini aşabilmiş değiliz. Değerli konuklar, değerli arkadaşlarım, dünyada değişim ve dönüşüm açısından yaşananlar ortada. Şeker sektörümüz için hedef belirleme, eylem planı hazırlığı ve teknolojik bakımından onlarca yıl geride geldiğimiz aşikardır. Konvansiyonel tarımdan öteye geçememiş, modernizasyon ve otomasyon konusunda dünyanın gerisinde, birkaç şirket dışında entegrasyona dahi başlamamış bir kısır döngünün içerisindeyiz. İşte bu farkı kapatabilmek, topyekun bir seferberlik ve yapılanma yanında kaynak ve yetişmiş iş gücüyle sağlanabilecektir. Değerli yol arkadaşlarım,
Önemli olan milli sorunlarımıza aklın, bilimin ışığında cevap aramayı bilmek, yerli çözümler üretebilmektir. Kişiler ya da siyasi görüşler değil, fikirler ve reçeteler üzerinden konuşabilmeyi öğrenmektir. Bakın pandemi mevcut gıda ve tarım sistemine dönüştürmek için büyük bir fırsat iklimi yarattı. Tüm dünyada ithal ham maddeye dayalı üretim modellerinin zafiyeti karşısında milli ve yerli üretimin ne denli önemli olduğu bu döneme damgasını vurdu. Sendikamızın mücadelesinin feraseti ve haklılığını da bir kez daha ortaya koyması bakımından önemlidir. Çünkü tüm bu değerlendirmelerin en güzel örneği şeker sektörüdür. Tarımdan gıdaya, taşımacılıktan maya ve kozmetiğe, tohumculuktan hayvancılığa, ilaç sanayinden biyoyakıt ve makine fabrikalarına kadar devasa bir üretim sistemidir. Bu sistemin merkezinde olan Türk Şeker bir sanayi kuruluşu olmaktan öte bir fikrin, bir projenin adıdır. Bir toplum mühendisliği ve değişimin sembolüdür. İşte bu dönemde bu devasa organizasyon yapısının kamu eliyle güçlendirilmesinin, paydaş sorumluluğunda geliştirilmesinin çok büyük bir kazanım olacağı görülmüştür. Son dönemde ise yaşanan gelişmeyle kamu şeker fabrikalarının özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldığını biliyoruz. Önümüzdeki süreçte şeker sanayimize yönelik hızla yapışan iyileşme kararları alınmadan, ham madde garanti altına alınmadan, denetim etkin hale getirilmeden, paydaş işbirliği geliştirmeden Türk Şeker'in sürdürülebilirliği mümkün olmayacaktır. Yatırım programlarının yeniden tesis edilmesi, yerinde istihdam politikaları uygulanması, milli bir hafızayla strateji planı yapılması sektörümüzün geleceğini şekillendirecek ana meselelerdir. Örneğin bugün ülkemiz şekerde ihracat olanağı bakımından büyük bir tehdit altındadır. Geçmişte önemli miktarda şeker ithal eden Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin son 10 yılda ham şeker rafinerileri yaptıkları yatırımlarla ithalatlarını %58 küçültmüşlerdir. Yıllardan beri özellikle altını çizdiğimiz bir konu var. C şekeri üretimindeki ısrarımızın nedenle haklı olduğu bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ülkemiz şeker şirketlerine kotaları ölçüsünde C şekeri üretimi için bir zorunluluk getirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan üretim sistemimizde var olan büyük tecrübenin değerlendirilmemesi sektör motivasyonunu ve işleyişini büsbütün baltalamaktadır. Şu bir gerçek ki kök salmış bir ağaç köksüz yüzlerce ağaçtan daha güçlüdür. Şeker sanayinde kökten gelen teknik bilgi ve deneyimini yeni yetişenlere aktaran çok değerli bir nesil vardır. Sanayimizin geçici işçilerinin kadroya alınması Türk Şeker'in sağlıklı işleyişi ve geleceği için olmazsa olmazlardandır. Kıymetli yol arkadaşlarım, biz bu hakkaniyet mücadelesinden ve kararlılığından sonuç alıncaya kadar asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü alın terinin hakkını teslim alamayanın derdi bizim derdimizdir. Hedefsiz, renk körü bir hizmet anlayışına maruz bırakılan sanayinin derdi bizim derdimizdir. Vardiya yemeğinde çıkan meyvesini yemeyip çocuğuna götüren babanın, iş kazasına uğrayan kardeşimizin derdi bizim derdimizdir. Tükettikleriyle önce sağlığını sonra tebessümünü kaybeden çocuklarımızın geleceği bizim derdimizdir. Sendikasızlaştırma tehdidine her an maruz kalan fakat örgütlenme mücadelesinden vazgeçmeyen işçi kardeşimin umudu ve mücadelesi bizim umudumuzdur. Bizim mücadelemizdir. Değerli arkadaşlarım, bu bakış açısıyla yaşamda sürdürülebilirliğin sağlanması isteniyorsa insan ve emeğini
sadece bir kaynak olarak değil, kirli kaynak olarak gören kirli zihniyetinden vazgeçilmesi gerekmektedir. Önemli olan çalışma yaşamında yeni bir insanı ve demokratik dönüşümü var edebilmektir. Çağ değişse de içinde insan olan ve insana dair işler her zaman var olacaktır, var olmaya devam edecektir. Bugün iş yasalarımızın çalışma ilişkilerimizden doğan sorunlar karşısında ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. Asgari standartların ötesinde çalışanlar için yeni sosyal haklar ve elverişli seçenekler sunmanın tek yolu toplu pazarlık sistemidir. Fakat bu süreçte en büyük engel toplu iş sözleşmesinin yetki alma aşamasında kendini göstermektedir. İlk defa örgütlenecek bir iş yerinde toplu sözleşmesi yapma yetkisinden doğan uyuşmazlıklar 4-5 yıl hatta 7-8 yıl sürmektedir. Bu süreç içinde örgütlülük gücü kaybolmakta, sendikal ruh yok olmaktadır. Dolayısıyla güvenceler kağıt üzerinde kalmaktadır. Nitekim bu konuda sendikamızın bireysel anayasa mahkemesi başvurusu sendikal hakların korunması anlamında çığır açan bir karara imza atmıştır. Anayasa Mahkemesi sendikal örgütlenme hakkı gibi temel hakların etkin bir şekilde kullanılmasında devlete pozitif yükümlülükler getirdiğinin altını çizmiştir. Bu çerçevede bu hakka dair yargısal süreçlerin sürüncemede bırakılmadan hızla tamamlanması, ilgili ve yeterli gerekçelerle karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu noktada şeker iş olarak sürecin bağımsız ve özel bir hakem kuruluşu tarafından sürdürülmesi ve sorunların karara bağlanmasının doğru olacağını düşünmekteyiz. Yani toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde kullanabilmesi için yetki süreci ve yetki uyuşmazlıklarının çözümü bakanlık bürokrasisi dışına taşınmalıdır. Bu bağımsız ve özel kurum işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan ve gerçek anlamıyla bağımsız bir organizasyon içinde olmalıdır. Öte yandan toplu pazarlık ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği bir başka çalışma şekli de alt işveren uygulamalarıdır. Bugün kamu şeker fabrikalarının hanginizine giderseniz gidin, üretim döneminde ilgili her bir birimde daimi ve geçici işçi yönetiminde alt işveren işçilerin çalıştırıldığını görürsünüz. Biliyorsunuz sendikamız tarafından açılan davalarda ihale konusu işlerin asıl iş olduğuna ve alt işveren aracıyla gördürülmek istenmesinin muvazza teşkil ettiğine dair kesinleşmiş kararlar vardır. Hatta Sayıştay'ın 2019 yılı raporunda Türk Şeker'de çalıştırılan yaklaşık 7500 alt işveren işçisinin %55'inin üretim alanında yani asıl işte istihdam edildiği vurgulanmıştır, kanıtlanmıştır. Bu kamu denetim ve incelemeleri yanında hukukun tüm tespitlerine rağmen iş kanunu ihlal eden bu uygulamanın bilerek, isteyerek devam etmesi çalışanlar olarak bizlerin hak arayışına ket vurmaktadır. Saygıdeğer konuklar, nasıl eğri ağacın gölgesi doğru olmaz, dolayısıyla fabrikalar kendi kadrolarıyla insan kaynaklarını yetiştirebilmelidir. Adeta bir okul fonksiyonuyla kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun bir üretim sürecini yaşama geçirmelidir. Nitekim gelinen aşamada sanayimizde yürütülen mesleklerin yeni kuşağa aktarılması durma noktasına gelmiştir. Bu bakımdan öncülük ettiğimiz meslek standartlarının oluşturulması süreci de bir yandan devam etmektedir. Sendikamız kalifiye istihdamın devamlılığının sağlanması konusunda çalışmalarını hassasiyetle bir an önce tamamlamak amacındadır. Son olarak tehlikeli iş yeri olan sanayimizin çok tehlikeli sınıfta yer alması konusundaki çalışmalarımız da devam ettiğini belirtmek isterim.
Konfederasyonumuz aracılığıyla bu konuda önümüzdeki dönemde nihayetlenmesini umut ediyoruz. Sayın konuklar, değerli delege arkadaşlarım, gövdesi kalın, heybetli bir ağaç misali dallarımızın yontulmasına, kırılmasına müsamaha göstermeden geleceğe nefes alabilmek amacındayız. Yolu haritamızda sabır, akıl, şuur, denge ve ihtiyatlılık var. Gücümüzü birbirimizden, Büyük Şeker İş ve Türk İş ailesinden alıyoruz. Bu itibarla bugüne dek kazanılan başarıların elde edilmesinde Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay ve yönetimine her koşulda sendikamıza verdikleri destekler için teşekkürü bir borç biliyorum. Mücadelemizde daim yanımızda olan pancar üreticilerimize, yöre esnafımıza, kardeş sendikalarımıza, sivil toplum örgütlerimize, siyasi partilerimize, üniversitelerimize, basınımıza ve desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biliriz ki maziyi bilmeden atiye tutunmak, kökten güç almadan göğe ulaşmaya benzer. Önümüzdeki dönemde bu şuurla çalışma hayatımızın geliştirme mücadelesini elden bırakmayacağız. Konfederasyonumuz öncülüğünde başta kıdem tazminatına yönelik gösterdiğimiz tavizsiz mücadelede olduğu gibi haklarımızın bir adım dahi geriye gitmesine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Güvencesiz istihdam, asgari ücret, kayıt dışılık, iş sağlığı ve iş güvenliği sorunlarına kadar her alanda, her konuda haklı gür sesimizi sonuna kadar duyurmaya devam edeceğiz. Evimiz gibi, yediğimiz ekmek gibi kutsal gördüğümüz iş yerlerimizi koruyacak, dişimizi tırnağımıza takarak çalışmaya devam edeceğiz. Örgütlenme çalışmalarımıza hız verecek, daha güçlü bir aile olarak el ele yürüyeceğiz. Davaya sadakat onurdur değerli arkadaşlarım. Unutmayın ki Şeker İş aşık olduğu bu yola gönül verenlerin, emeğin, güvenin, vicdanın, kararlılığın tercüman olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 22. olağan genel kurulumuzun camiamıza, Türk şeker sanayimize, gıda sanayimize, çalışma hayatımıza ve tüm çalışanlara hayırlar getirmesini diliyor. Hepinizi en kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoşça kalın.